En zor, hayatımın en zor 48 saatiydi hayatımın en zor. Güzel soru böyle. Gençler ve daima genç kalan insanlar, biliyorsunuz en son bölümde Kaşmir'e gitmiştim. Kaşmir İslamabad'a çok yakın olduğu için ben döndüm artık. Hatırlıyorsunuzdur bu evi. İslamabad'daki bu evi hatırlıyorsunuz mu? Bilmiyorum. Şöyle ben içeri için göstereyim. O milyon dolarlık eve tekrardan geri geldim. Şimdi bu videonun özelliği nedir? Benim bugün Pakistan'daki son günüm. Artık ayrılıyorum buradan. Arkadaşlar çok yoruldum. Zaten konuşacağız. Pakistan'la ilgili yorumlarımı falan da yapacağım. Şimdilik hemen hızlıca videoyu başlatayım dedim. Bu videonun işte Pakistan'da başlayıp Türkiye'de biter muhtemelen, bizim annemleri, özlemi, arkadaşlarımı falan görmek istiyorum artık. Hepsini çok özledim. Biraz Türkiye dinleyeceğim. Ondan sonra yola tekrardan devam ederiz. Hepsini konuşacağız. Vay be Arda Pazır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Start? Yeah, we go. Thank you very much. Öyle böyle oldu. Pakistan'da dolu dolu bir ay geçirdim. Bilmiyorum bir sonraki gideceğimiz yer ne kadar olur ama bir Türkiye'de biraz dinlenmek istiyorum. Ne bileyim, belki iki hafta, bir ay falan dinlenirim. Ama zaten bu ara siz eski videoda izleyeceğiniz için çok fazla böyle bir ara olmaz muhtemelen. En fazla iki hafta bir ara olursa olur yani. O da Türkiye'den bir şeyler atarım. Çünkü dediğim gibi ben Türkiye'deki hayatımı da paylaşmak istiyorum. Onu da görmenizi, bu seyahate onu da katmak istiyorum. Öyle durumlar. Hadi bakalım. Türkiye yolculuğu başlasın. Evet gençler, İzmir'e gelmiş bulunuyorum. Oğlum yüzlük Efe Gold kaç var oldu ya? Allah aşkına, duty free'de 280 lira. Normalde kaç para oldu bu Efe Gold? Maşallah varmış be. Euro da sağ olsun 15'e dayandığı için artık duty free'nin de pek bir olayı kalmadı ama bakkallarda 400 liradan mı satıyorlar? Kaç para satıyorlar ya bunu? Şimdi arkadaşlar annemler gelecek birazdan beni almaya. Ondan sonra geldiler. Korona önlemlerinden dolayı benim arabayı da getirmişler. Ben tek arabayla gideceğim evde. Sanırım bir 2-3 gün temassız takılacağız. Hoş bulduk. Yaklaşma. Yaklaşma. Ya, iyiyim. Test oldum ben ya. 2 kere test oldum ya. Nerede oldun? Hem bir havalimanında oldum hem gelmeden önce oldum test. İyi, güzel. Yordu yani bir ayda Pakistan. Bir ayda Pakistan yoruyor. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım eve doğru gidelim. Karantina var antrena, sonra devam edeceğiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İyi, sen ne yapıyorsun? Şimdi geldim. Bir şey yapmadım. Oğlum karantinaya sokalım seni. İşte gireceğim şimdi karantinaya. Ben kaçıyorum, bir hemen uğrayayım dedim sana. Gene mi bu açık? Evet. Her yerde sen. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, çalışıyor. İyi ama çalışıyor. Sen şimdi şey yapma. Yani nereye gideceksin? Karantinaya nerede gireceksin? Karantinaya ya bir iki gün şey yapacağım. Zaten hem havalimanında test yaptılar hem gelmeden önce test oldum. Ondan sonra şimdi... Ama sakalları uzamış. Evet, çok uzadı. Aha, takiler gibi olmuşsun Arda. Salak özledim seni. İyi tamam hadi git. İyi hadi. Evde mi yani? Evde mi olacaksın? Anlamadım. Bir iki gün evdeyim. Ondan sonra bakın belki test yaptırırım. Sonra bakarız duruma göre. Saçım ince yaptırdın mı? Evet ince yaptılar. Sarılamayacak mısın şimdi? Ya bir şey olmaz ya. İyi. Yavrum. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Çalışıyoruz ya. Hadi sen işlerini bırakma yalnız. Hadi bay. Annen görüşürüz. Kaşmir videoları bitti. En son İzmir'e geliyorum Kaşmir. Yani uçağa binip artık havalimanına gidiyorum. Oradan da devamını ben sizinle. Eğer siz de şu an hani bunu okeyseniz. Hani ben okeyim, okeyim. Devam edecek şekilde bir soru cevap. Çünkü Edip hocamın hiçbir var mı? Hiçbir hiç izledin mi lan bir tane video mu? Şerefsiz. Bir tanesini şeyde izledim. Ha? Var itnelik var. Bu Magrak falan gelmiş. Hoş geldin. Google'a Pakistan yazdık, ilk çıkan video.
Ben bir giriş yapmayı düşünüyorum da. Girizgah tamam güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi muhtemelen daha editlemedim ama şöyle bir durum oldu. En son Pakistan Keşmir bölgesindeki videodan bitti yani Pakistan videoları. İzmir'e döndüm ama İzmir'den sonra bir şey çekmedim. Pakistan'la ilgili bildiğim şeyleri son bir toparlama işte eğitim sistemi, hani spoiler vereyim de arada oradan aynen soru sorarsın. Eğitim sistemi, kadın hakları. Sen izledin, Edip hocam hiç izlemedi videoları. 23'te 2, sende de 15 var mıdır? Var, 20'ye yakındır benim. 18 katı. Yani bir bilinçli bir bilinçsiz arkadaşımız. Son 3 videoda birinci zayıfım. Soru soracaklar. İşte orada hani hem muhabbet olsun. Hani böyle bu çok da bir bilgilendirici olur mu olmaz mı çok da bir bilgim yok. Ama genel olarak benim böyle yapmak istediğim bir şeydi. Neden? Çünkü Edip hocam aynı yerde oturuyoruz yani olimpiyatta. Emre de evlenecek sağ olsun. İnşallah o da buraya geldikten sonra. Üçümüz ayrı. Valla arkadaşların mutluluğu yani. Şimdi evlenmek budur yani. Evet. Şimdi konuyu şöyle bir bu evet hesaplanmış işte böyle bir video çekelim diye olmadı. Biz bugün oturuyorduk burada hep beraber. Arkadaşlar benim böyle bir fikrim var hani siz bana soru sorun. O nedenle hani çok da böyle bir bu işin işte nasıl diyeyim planlı programlı bir şey olmayacak. Aynı seyahatler gibi olacak. Bizim evet oturduğumuz içimizin birbiriyle muhabbet ettiği bir bölüm olmasını diliyorum. Ben bunu zaten biraz daha devam ettiresim var. Yine yurt dışı videoları da gelecek yani. Muhtemelen yine yorumlarda büyük dişlerle. Bunu becerirsek çok iyi muhabbet. Hayır bunu becerirsek güzel iş olmazsa canımız sağ olsun anı kalır bize. Ama yine de böyle küçük küçük şeyler yüklemek istiyoruz. Yine de tekrar altını çizerek söylüyorum yurt dışı videoları devam edecek. Kadının yeri de falan hani. Hocam. Kötü kanka durumları ya. Biz yani hiç Türkiye ile ilk kez karşılaştırılamaz bir... Ben bu kadar görmemiştim. Hiçbir ülkeyi bu kadar kötü halde... Şey kötü bir kere, bu ülkeden adam olamaz. Aynen. Coğrafya kaderdir Pakistan için yani. Aynen. Kuzeyde Afganistan. Taliban 2017'de kuzeydeymiş, inmiş zaten. Ordu 2017'de giriyor. 2017 ya daha 4 sene önce. Giriyor yukarı Afganistan tekrardan çıkıyor. IŞİD vardı zaten o zaman yine. Değil mi? O evet, IŞİD 2015-2016 IŞİD vardı. Doğusu full Hindistan, yarım milyon asker duruyor. Hazır asker bekliyor savaşı. Ki en büyük sıkıntı da adamların nükleer gücü ikisinin de çok yüksek yani. Dünyanın en büyük dördüncü nükleer gücü Pakistan'da, Hindistan'da içinde. Bir sıkıntı olsa adamlar da hani herkes de buna hazır yani öyle bir büyük de bir bilinç yok yani ortada. Bir patlasa adamlar yani hadi siz biz işte o Keşmir bölgesinden patlar zaten benim gittiğim yerde. Çünkü orada hala kontrol bölgesi diye geçiliyor. Kuzeyin olduğu kısım. Böyle düşün abi şöyle bir yer. Burası Pakistan, burası Hindistan, burası Çin, burası da Keşmir ülkesi. Ve burada şey uluslararası bir sınır yok. Kontrol bölgesi sadece. Askerler silahla bekliyor sınırda yani. Keşmir ve öyle. Vuruyorlar şeyler, sivilleri vuruyor askerler. Aynen öyle. Keşmir öyle bir yer. Düşün yani o oraya gittim bir önceki videoda. Evet. Öyle de bir yani ciddi de bir durum. Gerçekten de sıkıntılı hani politik bir durum var. Ben abi Pakistan'a girdim. Direkt Pakistan'a girdim havalimanından. Kocaman bannerlar yaptırmışlar. İşte Keşmir sorunu, Pakistan'da bunlar oluyor, Hindistan'da bunlar patlıyor falan. Direkt adamların en büyük gündemi bu. Ya kanka bizim ülkede gerçekten de insanlar buna hiç bakmayıp I'ye, I kayı boyu yüzüğüne takılmışlar yani. Çok üzücü ya. Yani tam bırak hani şeyi bırak. Eyvallah onu. Hani ben bilmiyorum demem hani onu falan geçtim hani edit ben de istesem keserim falan demiyorum yani. Hani oraları geçtim ben kendimi ifade ettim saldım kendimi. Babacım bununla ilgili de bir şey yazın ya. Böyle bir durum varmış de yani hani dünya salınıyor 240 milyon Pakistan 1 milyondan fazla Hindistan birbirine girebilir şu kadarcık bölge için yani. Ve hala sınırda hani bugün gergin diyorsun yani. Sınırda hala savaş var. Emekli maaşı diye bir şey yokmuş oğlum ülkede. Böyle bir şey olabilir mi? Ülkede sen çalışıyorsun ve emekli maaşı yokmuş. Nerede var biliyor musun? Sadece askeriyede var emekli maaşı. Hiç böyle bir güvence bir şey vermiyor mu? Yok. Sağlık güvencesi de yok. Şey de yok yani. Vallahi yardım. Emekli abi. Ücreti de yok. Bir tek askeriyede varmış. Onun için insanlar askeriyede çalışmak istiyor. Zaten askeri 72 yaşında değil. İptalsin yani şey olması yok. Ne 70? Yani 70'i görürsen o ülkede iyi. Yokmuş kadar... emeklilik oğlum, sistemi gerçi olmayabilir yani. Türkiye'de hani şey görüyorsun yani hani sokakta yaşayan insan yok. Aynen. Yani yok belki bir iki tane vardır aynen, ama hani Almanya'da da o kadar insan var hani aynen, sokakta yaşayan. Daha artık... da fazla vardır onlarda ben sıkıntım.
Orada Pakistan'da sokakta insanlar yaşıyor yani. Bayağı sokakta insan. Mesela Filipinler'de öyleydi. Sokakta durmalı insanlar. Tayland'da durmalı insanlar. Hani Türkiye'nin... Tayland'ın iklimi daha uygun aslında değil mi? Oranın iklimi de uygun diye. Şöyle. Kuzeyi güneyi çok farklı. Güneyden kuzeye doğru çıktığında dinin veya yani mezhebin değişmesiyle evet. Kadınlar hayata girmesi. Aynı zamanda işte eğitim seviyesinin %60'lardan 98'lere çıkması, İngiliz seviyesinin artması çok etki etmiş. En son onu diyorduk ki şunu fark ettik, kamera kapanmış. Çünkü 30 dakika çekiyor. Tamam, bademler kıyıyor. Son ya. Birer soru alalım hocam. Evet. Bu da çünkü tamam. Zaten çok çok şey oldu ya, spontane bir etkinlik oldu. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Zaten 40 dakika izlenen abi. Aynen 40 dakikadan izlenmez bu. O nedenle hani bu seferlik de böyle oldu. Umarım. Son soru nedir abi Pakistan'da? Sadece ben soru sorduğum için acaba sen mi sorsan? Ama hiçbir bilgisi yok kanka. Aynen. Pakistan nerede olduğunu biliyor musun haritada? Bir görmüşsün o kadar. Zaten sen kendi anlattın. Hindi. Burada konuşulanı da dinliyorum o kadar. Aynen doğru söylüyorsun. İlk gittiğin yer senin böyle bayağı böyle hani atıyorum bayağı böyle sıkı fakir böyle şey bir yere gidiyorum. Çünkü duvarlar yıkılmış, evet. Bombalar patlamış. İlk gittiğim yer en Kerbelası'ymış abi benim. Ama onlarda yine mesela böyle kıyak arabalar var, gidiyorsunuz sahilde yani takılıyorsunuz, gençler. Hayır. En güneyde. Arkadaşları falan. Karaçi, oranın en önemli özelliği limanı var. Aynen. Ticaret orada dönüyor. Şey derler, Karaçiler parayı çok sever çünkü çok büyük işler dönüyormuş Karaçi limanında. Yani durmadan Karaçi limanından gidip geliyorum. Başkent değil, başkent İslamabad. İslamabad tam Ankara gibi bir yer yapmışlar. Tertemiz bir şehir. Abi bence bir de şey diyeceğim, bu kadar acı yemelerinin sebebi acının en ucuz mutluluk hormonu salgılatması. Mı yoksa o kadar hani hijyen az ki, bir de tadı da hani çok fazla. Öyle hani şey mi? Diyorlar ya, ne kadar doğrudur. Şimdi Adanalı takipçilerimizi de zarar altında bırakmak istemeyiz ama. Oğlum içi köfte satmak yasakmış. Neyse. Evet şey diyorlar ya hani Urfalılar Adanalılar laf atıyor ya işte. Asıl acı etin lezzeti, acı eti öldürür falan. Acaba orada öyle bir şey mi var? Yani et o kadar nasıl yerlerde satılıyor? Ama mesela yani? Sen ne bileyim, gerçi et harcını yedin, hiçbir şey yemedin gibi. Ve en sevdiğin yemek neydi? Süt çay. Size de getirdim burada. O muydu lan? En iyisi o mu ya? Kanka hiç iyi değil de. Ya ben şunu yapamadım ya. Kanka giden herkes işte şey yapıyor. Ben o kadar değilim yani. Yemek yeni, o inanılmaz bir yani falan, inanılmaz güzel tavuk. Tamam, değil mi bir yani? Hepsini yedim oğlum, benim hiç. Tamam, en güzel hangi sütlü şey olan hani yemek olarak. Pırata'yı sevdim ya onların. Nasıl pırata? Pırata bizim boyozu düşün, hamur halini boyozun. Ez onu. Onu kızartıyorlar. Hani onu sabah kahvaltısında güzel oluyor yani o. Onun yanına nohut. Fısladı. Bir de yumurta, iki tane yumurta giriyor, kahvaltıları bu. Pakistan kahvaltısı deyince pırata, nohut yani böyle inanılmaz baharatlı, köylü bilmem bir nohut düşün. Yanına da iki tane yumurta kırıyorlar, bir de sütlü çay. Kahvaltı bu. Abi genel olarak şöyle bir kültür oluşmuş olamaz. Biz zaten çok kötü, çok pis yemek yapıyoruz. Bari acıyla bastıralım. Aynen öyle. Bunlar bu acıyı yedikçe hoşlarına gidiyor bu yemek. Tabii, tabii. En azından günlük 200 saatlik yemek fastı keyifli geliyor. Çok kötü yemiş o zaman. Ben beğenmedim abi. Şey politik de oynarsın aslında gittikten sonra. Çok... McDonald's var mı? Var. Pizza Hut mat falan. Var var hepsi var. Bir de bir... Ulan niye şu bir kere de oradan yeseydim be? Ama gerçekten... Onu gösterdim bir şeyde, şey videosunda bu. Polislerle geziniyor. Bakın de. Arkadaşlar Pizza Hut da var. Türkiye'de kaldı Pizza Hut. İzmir'de var mı şu anda Pizza Hut? Pizza Hut emin değilim ya. Pizza Hut vardı esna sınıfsız pizza yiyordu. Onu seviyorum. Sarımsaklı ekmek. Sor bir son soru da kapatalım. Takipçilerine buradan hiç izlemeyen. Hani senin gibi bu videoyu hiç izlemeyen insanlara. Evet. Bir soru sor da aydınlat be bize Edip hocam. Pakistan'da mı ilgili? Yok gene her şey. Genel ya. Burcunu sor. Burcu. Arda'yı tanıyalım yani öyle. Sonunda da kahramanı tanımalı. Hayır, öyle söyle olsun. En zorlandığın an soruyu. Hayatında mı? Pakistan. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hayatımda ve Pakistan'da aynı gün olabilir. Zaten bu. Evet. Aynı an olabilir. Gerçekten de samimi söylüyorum. O Hunza Türklerinden sonra indiğim köydeki o gece nasıl bir yolculuk zaten. Gece ben ölüyorum dedim abi. Gideceğim dedim. Bunun sonu soğuktan. Oğlum tek cam, tahtadan çerçeve var, duvarlar, yani duvara dokunsan dışı -6, duvar -10, direkt buz gibi, ısıtıcı yok. Sen bunu bilmeden mi gittin oraya? Şansım yoktu başka bir yani, o köyden inemedim oğlum. Hani Hunza Türkleri, ben Sost köyüne gidiyorum, köyünden başka bir de bir yere gidiyorum ya arabayla. Hani.
Orada da zaman geçirdim, konuşabildim. Sonra Sos'ta inebildim. Sos'ta da dönebilecek araç kalmadı. Bir tane de otel var orada. Beni oraya girdim. Gece abi işte 10 gibi artık şey yaptım. İçlik, pijama, pijamanın üstüne eşofman, eşofmanın altına bu bana verdikleri geleneksel şal var. Onun altına eşofman altı bir daha. Anasını affedersin. Oğlum altın şey. Araya kat çorap batıyor mu? Kat kat ne kat çorap? Yani ne kat çorap mı? Sana yemin ederim ne kat çorap. Ben nasıl uyudum biliyor musun? Ayakkabıyla uyudum. Yemin ederim abi, sana ayakkabıyla uyudum. Ben ayakkabıda ayağım sıcak olmuyor ya. Oğlum öyle bir şey şansı yok. Benim parmağım dondu zannettim ya. Öyle bir şey mesela dağcıların şeyleri var. Dağcılar mesela atıyorum kulağı donan, burnu donan, uzun parmakları donan kestiren. Ben gidici dedim ya. Mont, Pakistan'dan aldığım montun, Decathlon'un benim var ya hani Eren'in yakacağı. Evet. Onun alt işte içlik, içliğin üstüne tişört, onun Eren'in işte yakacağı Decathlon'un üstüne. Oğlum bu söylediklerin hiçbirinde üşüme ihtimali yok ya. Onun üstüne Pakistan'dan aldığım çift kat şey, kanka, kapattım. 3 battaniye üstümde, 3 battaniye üstümde abi. Uyuyamıyorum. Bir saat falan geçti, uyuyamayacağımı anladım kanka. Bu sefer hipotermi geçirmeye başladım. Bir de dedim. Kalbim. Otmaya başladı. Durmuyor. Vücut kendini ısıtmaya çalışıyor. Saate bakıyorum geçmiyor. 2 oldu. Gerçekten de geçmiyor. Yani şey diyor ya sen uyuyamadık kanka. Öyle diyor. Geçmiyor saat yani. 2 oldu geç. Ben bir sinirlendim. Burada dedim nasıl uyuyor lan bu insanlar? Çıktım dışarı tamam mı? Açtım nasıl uyuyorsunuz lan siz diye uyuyan insanlar? Açtım kapıyı resepsiyona ineceğim. Diyeceğim ki siz dedim burada nasıl uyuyorsunuz? Ya bana dedim bir şey bulun. Ben dedim ölüyorum. Gideceğim yani. Bunun sonu iyi bir yere gitmiyor. How can you sleep? İndim. Hiç kimse yok. Ölmüşler. Hiç kimse yok aşağıda. Sadece horlayan iki kişi var odalarda dedim. Uyuyabiliyorsa insanlar ben de uyurum herhalde. Oradan kalp krizi geçirmedim. Kalp krizi geçirmedim. Ama daha burada bitmedi işte. Oradan sonra kanka 27 saatlik bir yolculukla ben Keşmir'e gittim. O gecenin ardından. Keşmir bir en azından bir şeye getirseydin ya. Atkı. İşte o şapka Keşmir'den. Keşmir mi o şapka? Aynen. O Keşmir'den o şapka. Ondan var takayım abi. Yolda nefret ettim. Yok 20 dakika bitmedi. 27 saat. 27 saat. Sos'tan bak. En kuzey Sos'tan Gilgit'e aşağı indim. Gilgit'ten bir arabaya binersin. Şehirlerde çıkıyor muydun? Aradaki şehirlerde. Nerede? Böyle gidiyor gidiyor duruyor ya bir yerde. Yolcu alıyor, yolcu bindiriyor. Hayır, o arabaya bindim. Özel araba kiraladım. 3 kişi arkada oturuyoruz. Daha kötüymüş. Keşke kiralamasaydım. Aynı paraydı ona bindim. 3 kişi arkada oturuyoruz. Bir kişi önde oturuyor. Bir de şoför. Dünyanın en tehlikeli yolundan aşağı iniyoruz. Karakurum Highway. Dünyanın en tehlikeli yolundan iniyoruz aşağı. Ben dün gece uyuyamamışım. Sinir krizi geçiriyorum kendi içimde. 27 saat arabada. 12. Hayır. Oradan. Şimdi o arabaya ulaşmak için 4 saat dolmuş denildim. 12 saat arabayla aşağı ineceğim otobandan. Kanka. Evet. 5 saatte İslamabad'dan Keşmir'e gideceğim. Hiç durmuyor. İniyorum, biniyorum, iniyorum, biniyorum, iniyorum, biniyorum. Vay İslamabad'da bir dur be. İslamabad'da kanka benim araba arkadaşım vardı. Saatlik arkadaşa yazdım ben. Kanka. Bir gün yakalayayım mı ben diye. Çocuk dönmedi. Öyle bir an oldu ki indim arabadan çocuk bana dönmedi. Hani bir saat beklesem dönecekti ama dedim yapacak bir şey yok Arda. Son dediğim bir gayet. Çünkü kalsam çıkamazdım. Biliyorum kendimi. Son artık hani pilim bitmiş. Orada arabada ne oldu biliyor musun? O Kaşmir şeyden, İslamabad'dan Kaşmir'e giden dolmuşta. Kanka dolmuşun kapasitesi 20 kişi, 32 kişiyiz içeride. Böyle oldu bak. Vallahi bak. İç ağlıyorum. İçimi ağlıyorum ya. Bunu bir insan kendine yapamaz diyorum yani. Buraya nasıl geldik? Bir günde mi geldik buraya? En zor, hayatımın en zor 48 evet, saatiydi doğru. Hayatımın en zor. Güzel soru böyle. Evet arkadaşlar, değişik bir, farklı bir konsept oldu. Farkındayız evet. Ama ben hani bunu yapmak istiyorum, devam etmek istiyorum. Arkadaşlarımla böyle muhabbet ettiğim anların olmasını istiyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü bizim için çok rahat bir konsept yani. Bir de hayatın getirdikleri var başkan. Evet, bir de hayatın getirdikleri var abi. Bizde de normal 24 saat bir gün yatıyoruz, aynen. Kalkıyoruz. O nedenle abi yani. Arada hani bunu umarım... Yani severseniz hani daha güzel olur, sevmezseniz... Valla sevseniz kıyak ben yani seveyim. Sevseniz kıyak, çok iyi sevmeseniz de ufak ufak devam eder. Ya zaten muhtemelen size hani bir tekne videosu, bir soru Kemal Başak nereden var yani. Gözü aşina olan vardır. Ben zaten YouTuber olmak istiyorum. Pakistan videoları tanıyanlar da benim arkadaş ortamım. Daha da devamı var. Onlar da ileride tanışırsınız. Bu iki, bir buçuk ay dönemde İzmir arkadaşlarım ve Erzurum videoları olacak. Ondan sonra da YouTube'la başka bir ülkeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Çok güçlü. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Life. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ya ne olur bir abone ol. Can like atacağım, burada da muhabbet dönecek ya. Ne oldu? Bir abone ol, can like atacağım. Ulan bunu söyleyeyim. Ben yemin ediyorum, sen abone yapıyorum lan. Ne valla ne hesaplara aboneliğim var. Ayıp ediyoruz oğlum. Abone like yani. Zaten bu işi çok güçlü. Helal sana. Ben sen? Yani şimdi buraya kadar ben gelen olana sonra selam gönderiyorum. Valla.